Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Fettah arkadaşımın şeyine geldik. Köyüne geldik. Aslanlarını görelim dedik. İlk başta buradan başlıyoruz arkadaşlar. Aslan. Şimdi şunu sen al Fettah, ben onu alayım. Bu abi malaklı. Evet. Tek kalan köpeğim. 2 yaşını 5 gün oldu geçeli. Yani ben yavrulattım. Benim oğlumun köpeği Sinan Şamil'in karabaşı. Sırf o yüzden kalıyor evde. Görsellik çok güzel bir, çok akıllı. Boy ne? Boyunu abi şöyle söyleyeyim, tam olarak uçmadım ama tahmin olarak 82 diye söyleyeyim, 81-82 diye söyledim ama fazlasını bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada Fettah arkadaşımın boyu 1.93 olduğu için köpekler benim yanında küçük görünüyor. Ben bu köpek sırf zaten oğlumun köpeği de duruyor, biraz da bugünler kardeşim sağ olsun kardeşim bakmamış, biraz zayıflamış. Arkadaşlar diğerleri genelde kangal, malaklı olarak elindeki tek köpeği bu. Buradan başladık. Evimizde yetiştiği için bu bir de oğlan köpeği olduğu için vazgeçemiyoruz. Maşallah var. Soruyorum oğlana, babayı mı seviyorsun, karabaşı mı seviyorum, seviyorsun? Karabaşı seviyorum diyor. Oğlan çok seviyor bunu. Şimdi kaç yaşında senin oğlan? 4 yaşında. 4 yaşında maşallah. Tam zamanı işte. Gel şimdi şu şey. Arkadaşlar, kırçıl kül rengi bir tane kangal. 10 numara kangal diyeceğiz ama arkadaşlar kül rengi değil, kırçıl değil. Beyaz bir kangal ama külde yattığı için. Bunun hakkında biraz bilgi ver şey Fettah. Abi bu iki kez yavruladı. Kangal köpeği abi. Dişi. Dişi. Dişi şu anda kızan da hazır. Bunu da çiftleştirecek kısmet olursa. Bunun soyunu üretecek. Çok güzel kurtçul. Annesinin kurt aldığını biliyoruz. Babasının kurt aldığını biliyoruz. Evet. Yani buralarda bilinmiş bir kurtçul dişi. Annesi de zaten sen de biliyorsun. Delikancık deyince herkes biliyordu. Evet. Ondan sonra çok güzel kangal köpeğinin çok güzel örneklerinden biri. Hata var mıdır? Hatasız kul olmaz. Hatasız köpek de olmaz. İlla ki hatası vardır. Üstadlarımız izleyecek, bakacak, söyleyecek. Gel. Evet arkadaşlar gerçekten. Şey boyu? Boyu 78 geliyor abi. 78-79 geliyor. Gel. Çok akıllı. Yani kangal köpeğinin karakteri de çok önemli biliyorsun abi. Evet. Karakteri olarak çok güzel. Fizik olarak güzel. Çok atletik bir yapısı var ha. Maşallah. Buna neyi çekeceksin? Bunu bir arkadaşımın, aslında benim köpeklerim var. Çekecek bunun köpeklerim var ama bir arkadaşım hatırını kıramadım. 13 yaşında bir kangal köpeği var. 12-13 yaşında bir kangal köpeği var. Yaşlandı. Daha önceden enik alamamış. Bam bam diye. Ona çekeceğiz kısmet olursa. Yarın götüreceğim. Hazır bu kızana. Hı hı. Ondan çiftleştirecek. Bam bam da yani 13 yaşına kadar gelmiş ama sayısız yani bunu kendi çobanın anlattıkları. Kurt aldığı, ondan sonra çok güzel kurtçul olduğu bilinen bir köpek. Hı hı. Ondan çiftleştirecek. Ondan damızı tutacak inşallah. Ondan bundan damızı tutacağız. İnşallah tutar. Çünkü yaşı bayağı ilerlemiş ya. Vallahi şöyle söylüyorum. Erkeğin yaşı geçtikçe dişi oranı fazla, erkek oranı düşük diye şey yaparlar. Bir tane de çıksa, iki tane de çıksa erkeğimiz razıyız. Herhalde yani de yani şey olarak diyorum. Ne bileyim şey olmazsa çıkamayabilir, bilmem sperm olmayabilir. Bambamın oğlu varmış. Bambamın o bir tane oğlu varmış. Hı-hı. Ama o da
başka bir yerde, Malatya'nın bir köyünde dediler. Ondan da şey yapamıyoruz dediler. Yani onun da elek alamadık. Bizden elini aldılar. Bir daha şey yapamadık dedi. Bizimkiler hep öldü dedi adam. Arkadaşım Mehmet abi. Olmadı Malatya'ya götüreceğiz. Sonra diğerlerini gezelim o zaman. İsmail bunu al. Belinin küçük göbekler küçük görünüyor ama göbeklerin standartlar da yani çok güzel. Bu da güzel bir kangal dişimiz. Daha ilk kızanı. Daha yeni yavrulayacak. Kızan oldu mu? Evet, bu da tam kızanda. Bunu Ayaz'dan biraz sonra birazdan izleyeceksiniz. Ayaz'dan Poyraz, ikisinden birini çiftleştireceğim. Ayaz'dan Poyraz kardeşlerden birini çiftleştireceğim. Kanaması ya bugün ya yarın biter. Büyük ihtimal 2-3 gün kadar olur. 2-3 gün kadar hazır olur. Ondan onu çiftleşeceğiz. Güzel bir kangal dişimiz bu da. Boyu da 76-77 diye düşünüyorum. Hiç ölçmedim bunu. Hı-hı. Yani göz kararı. Hı-hı. Ama ben canlı da biz yan yana gelsek yani bir 65-55 ancak geliyor abi. Herhalde yani. Şunu da şey yapalım. Şurada da var ya. Bu kulaklı olduğu için abi kafa yapısı tam belli olmuyor. Şey kaçmış mı bu? Aa vallahi bu kaçmış. Arkadaşlar köpeğe tanıtmaya geldik. Gördüğünüz gibi sadece tasması kalmış. Kulaklar kesecek mi bu? Ya 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 ya. Gel gel kızım gel. Bu da çok güzel bir kangal köpeği. Bu 17-18 aylık bir kere yavruladı. Bir kez yavruladı. Hı hı. Kulakları keseceğiz bununla. Bugün ya da yarın. Ondan sonra güzel bir köpeğimiz, çok güzel anneliği var. Çok güzel yavruya bakıyor. Çok güzel yavrular atıyor. Çok güzel yavru atıyor. Yani hani tabiri caizse kuyruğunu elde tutanlar var ya abi. Hmm. Onlardan değil. Böyle güzel bir dişimiz, damızlık dişimiz daha. Davardan geldiği için zayıf, yeni yeni toparlanıyor şimdi. Amcamın sürüsü var. Bir kısmı amcamın sürüsüne gidiyor. Bir kısmı da eş dostun sürülerine bırakıyorum. Bunlar Ayaz'dan Poyraz. İki kardeş. Kaldırır mısın onu? Tabii. Gel. Ayaz gel. Çözmeyeyim ama ya. Dolandı diye mi yapıyorsun? O adamcı, o. Ama ha, beni yedirmek için mi? Kesinlikle bir şey yapmıyor. Bir şey demiyor. Oğlum, benim boyum uzun. Ustam üstüme zıplama. Şey, onun boyu ne şey Fetta? Bunun boyu abi 81 geliyor. 81 geliyor. 80-81 geliyor. Yani bunlar tam olan, yani bu tüyüne müyüne olan değil abi. Tüyüne tam buradan bastırılmış ölçümler. Hı-hı. Buradan bastırılmış ölçümler. Öyle yani ya tüyü de var, al bir şey biraz kabarıkla çekelim ya da köpeğin yanına yaklaştıralım, daha irileştirelim değil. Net yani. Net olarak. Ben yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? O şey kancık var ya, kül evet. Rengi dediğimiz. Evet. Onu bunlara vurdum bu. Bu ikisi kardeşi değil mi? Bunun ikisi kardeş, yuva kardeş bunlar. Abi 22,5 aylık bunlar ikisi. Davardan yeni geldi re onlar da. Çok akıllılar. İkisi beraber aynı kaptan yemiyorlar. Yani çok asiller. Yiyorlar mı yemiyorlar mı? Yiyorlar. Ha yiyorlar. Yani ya, öyle şey yapmıyoruz. Yan yana bırakabiliyorum. Aynı şeyde kafeste bırakabiliyorum.
Nereden? Ama bak şimdi de beni kıskandılar. Bir tek beni kıskanıyorlar. Göz değdirdin. Vallahi göz dedim, beni kıskandılar. Gel. Ayaz'ım gel. Ayaz. Gel. Ayaz. Gel oğlum. Sakin. Onu oraya bağlama şimdilik. Bağlamayacağım oğlum. Bir şeyimiz var. Bir yanlışımız oldu. O da çok güzel kulak kesiyor diye bir abimiz geldi. Kulakları sıfır kesti. Kusurları kulaklar benim gözümde. Hı-hı. Çok sıfır kesti. Gel. Onun kulağı çıkartılmış bence. Çıkartılmış. Çekip de kesilmiş. He. Çekip de kesti abi. Çok güzel olacak. Bu şöyle güzel olacak dedi. Bir şey kulaklarını biraz kısa. İnşallah yavrularını öyle kesmeyeceğiz. Ayaz. Kısalım oğlum. Tamam. Tamam tosunu. Tamam. Gel. Boyraz'ın sakinliği daha güzel. Gel oğlum. Gel. Bak, o da şımarıyor. Gel oğlum. Bana şımarıyor, o da şımarıyor. O çok sakin, çok asil. Zaten kardeşlerde bir tanesi biraz şernaz olur o demek ki. Benim boyum 1.93. Ona göre hesaplayın. Sen boyuna göre köpek besle bence. Ya boyuma göre köpek besledim. Besliyorum da ya o malakları. Kangalları daha çok seviyorum ya. Ya herkesin bir şeyi var işte. Kafasında yatan bir şey var. Ona göre köpek besliyor. Onlar da çok yiyor biliyor musun abi? Duydunuz değil mi arkadaşlar? Malaklar çok yiyor diyor. Ona atıyorum. 7 ekmek buna atıyorum, 2 ekmek. Ocağıma incir ağacı düşürdü. O yüzden bir tane bıraktık. Oğlum, ağzıma değdirdin patronla. Olur öyle şeyler zaten. Gel. Başka buralarda şeyin kalmadı değil mi? Hepsini gösterdik galiba. Bir tane yavrumlar aslında da. O da 8 aylıkken kızan oldu ve sorun oldu. Onun tedavisini uyguluyoruz şimdi. O da çok güzel bir kangal dişim var. Şu ipi çıkarsana, yan tarafta sallanıyor ya, yapışmış. Senin de var değil mi abi, bir tane poyrazın? He, bende de var bir poyraz. Poyraz, bu Ayaz. Şu poyrazı. Bunu şuraya bağlayalım. Ayaz'ın yanına gideyim biraz da. Pardon, Poyraz'ın yanına gideyim ki. Boncuk ben. Ondan yanında mı? Arkadaşlar o adamcıldı. Adamcılı bağlamaya gidiyor. Gel oğlum gel. Gel Tesim gel. Arkadaşlar bunda gördüğüm artılar göz çekikliği, ince bacak seri olur, burundaki ağırmalar, yani kangalın bayağı bir özelliklerini taşıyor arkadaşlar. Bu sene yetiştiremedik abi. Bu sene şey yapamadım. Tam şu karşıya şey yapacağım. Kulübelerini yapacağım bunun. 3'e 3 içinde serbest gezecek şekilde. Aha. 10 tane bölüm yapacağım. Şimdi ha. Biraz dağınık. Arkadaşlar dedi bu ne dağınıklık? Bu çok güzel bir yeri var ama dağınık diyecek. Ha. Haklılar. Ya köy yerinde biz öyle zaten, sen yani istedikten sonra en kral şeyi en iyi getirirsin.
Mesela bir adamı şey yaparlar. Şu adamın köpekleri iyi derler. Türkiye'de gidersin onu 3'e 5'e alırsın. O soydan üretirsin, misal veriyorum. Ha sen mesela bunları sevmişsin. Bunları üretiyorum. Benimkiler daha değişik mesela. Benimkinde kangallık şeyi az. Kırma filan. Ne bileyim, herkesin bir şeyi var. Vallahi gönlünün abi, aslanı var. Bizim gönlümüzün aslanları. Abi bunlar. Yok Allah var. Senin köpeklerine şimdi kötü diyemem. Burada sen konuşurken bile sen kendin mütevazı olarak kötü diyorsun ama abi. Yok Allah var. Senin köpeklerin de yani soyu sopu belli. Seceresi belli. Annesini babasını çok çok iyi biliyoruz. Sen de iyi biliyorsun. Evet. Nasıl kurt aldığını, kaç tane kurt öldürdüğünü. Evet. Çok çok iyi biliyoruz. Ama abi şöyle şunu söyleyeyim. Şey olarak küçük görünüyor. Şimdi seninkiler bunlara bakar daha yapılı, daha kemikli. Daha kemikli ama şey boy olarak bunlar şey yani güzeller. Bunlar daha şey atletik duruyorlar. Abi şey olarak davarda abi davarda bunlar bir davarda izlesek herhalde çok süper oluyor. İşte o onu yakalamam lazım yani davarda bu köpekleri görmek lazım ki o zaman önden gidip birinin arkadan gitmesi var ya abi. Bir yani seyirciler seyrederek doyamaz seyrine, o kadar güzel oluyor. Ama burada biz zincirde tanıtmaya çalışıyoruz. Yani zincirde şey yapıyoruz. O da tabii o şeyi vermiyor. O tadı, tadı vermiyor tabii. Şimdi aslında önde çoban giderken köpeklerin nasıl bir dağılım olduğunu, kangal köpeğinin nasıl bir dağılım olduğunu onlar bir izleseler, o zevki bir yaşasalar, oturup bir sigara içseler, böyle karşısına geçip bir sigara içseler, o yetiyor. Şimdi sen gittin Afyon'a da gittin ya. Evet. Bizim köpeklerin soylarını besliyor bir arkadaşımız. Bayağı büyük bir sürüsü de var. İki tane kancık öldürsen sürünün arkasını bırakmaz diyor. Ayhan'ı biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Öldürsen sürünün arkasını bırakmaz. Niye? Onlar kilit. Sürünün arkasını kollayan kilit. Tabii onlar dağılıyorlar. Kendilerinin arasında görev dağılımı var. Onları biz bilmiyoruz. Ben gittim, gördüm, yaşadım, oturdum burada gece, çobanla beraber çay içtik. Hı-hı. Ve bir tane köpekten başka, bir tane köpekti. Çobanın yanında duran bir tane köpekti. Görmedim, köpekleri göremedim. Sadece ışık tutuyor, gözleri parlıyor. Şu anda çobanlara ondan şikayetçiymiş. Herkes köpeği kurt görüyor, kurt da koyun aldırıyor. Biz daha kurt bile görmedik diye. Aslında gurur verici bir tablo aslında o. Abi. Ve yani konuştuğumuz arkadaşımızın da var ya böyle 100, 200, 350, 650, 700. Evet. Yani çok eşli bir da var. En az 5 tane gider arkadaşlar. 11, 12 tane köpek var arkadaşlar. Hepsi de bu zaten benim. Sabah kahvaltıda gördüm köpekleri. Akşam koyurdu. Hepsi arkadaşlar bizim bu köpeklerin soyundan. Benim kapıdaki köpeklerin soyundan. Sen şunu bir tutar mısın ya? Ben o zaman bir kapanış yapayım. Arkadaşlar, Fethi arkadaşımızı ziyaret etmiştik. Umarım köpeklerini beğenmişsinizdir. Diyeceklerimiz bu kadar. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Kapatabiliriz.